Türkiye'nin büyük, Avrupa'nın ikinci ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar bu yıl kış uykusuna yatmadı. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü büyük bir doğal yaşam merkezi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan bir doğal yaşam merkezi. Burada 350 türden 8000 tane canlının yaşadığı, burada Afrikalı hayvanların görebileceğiniz safari parkımız, bunun yanında zooloji doğa müzemiz, bunun yanında yine akvaryumlarımız ve değişik türlerin bulunduğu bir doğal yaşam merkezindeyiz. Tabii burada artık kış geldi. Kışla birlikte hayvanlara daha çok enerji verecek, kendilerini kışın daha çok sıcak tutacak besinler ve rasyonlarla beslemeye başladık. Yalnız doğal yaşam merkezlerinde özellikle ayılar, bunun yanında yılanlar, bunun yanında oklu kirpiler, bunun yanında sırtlanlar ve buna benzer hayvanlarla bazıları da kışlık uykuya yatan türler var. Ama bunlar sürekli doğada yem bulamadıkları için kendi fizyolojilerini minimum seviyeye indirip, vücut ısılarını minimum seviyeye indirerek uykuya yatan hayvanlar. Ama hayvanat bahçemizde, doğal yaşam merkezimizde kendilerini düzenli olarak rasyonlarla beslediğimiz için bu hayvanlar burada uykuya yatmıyorlar. Ama doğal olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Yatması zaten bu hayvanlar doğadan yakalanan hayvanlar olmadığı için geldikleri hayvanat bahçelerinde de uykuya yatmamışlardır. Ondan dolayı uykuya yatmıyorlar. Normal olarak bunlar kış süresince 2,5-3 ay kadar fizyolojik ihtiyaçlarını sıfıra indirerek, fizyolojik metabolizmalarını sıfıra indirerek en düşük seviyede o şekilde 2,5-3 ay kadar yatabiliyorlar. Peki. Yem bulamadıkları için kendileri uykuya dalıyorlar. Eğer zaten doğada da yem bulabilseler o kış şartlarında onlar da uykuya yatmazlar ama doğada yem bulamadıkları için ondan dolayı uykuya yatıyorlar. Burada normal olarak yem buluyorlar. Rutin olarak rasyonları, yazlık menüleri, kışlık menüleri belli olduğu için öyle bir kuş uyku yatmaları olmuyorlardır.